İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Malatya'daki yenilenmiş Ermeni Kilisesi'nde ayin gerçekleşecek. Batı Ermenistan'daki Van Gölü'nün antik su altı yolu ile Kutus Adası'na ulaşabilirsiniz. Ermeni tarafı Artsakh'ta ateşkesi ihlal etmemiştir. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Ordusu Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasını yalanladı. Artsakh sakinleri için vatan tanıtımı kampanyaları düzenleniyor. Batı Ermenistan'daki Çıldır Gölü sonbahar göçüne hazırlanan kuşlarla şenlendi. Van'daki Ermeni kiliselerine adanan filmin Kürt yaratıcısı Fatih Güden, gerçek hazine yer altında değil, yer üstündedir. Ermenistan Cumhuriyeti'nde ilk kez uluslararası bir çağdaş dans festivali düzenlenecek. Batı Ermenistan'ın Malatya'daki 3 Horan Ermeni Kilisesi'nin tadilatı tamamlandı. Bina bundan sonra kilise ve kültür merkezi olarak hizmet verecek. İlk ayinin 29 Ağustos'ta gerçekleştirilmesi planlanıyor. 100 yılı aşkın süredir harap vaziyette olan yapı, kamu kaynakları ile restore edildi, ancak kilise ile ilgili bölümlerin yenilenmesini Malatya Hayder üstlendi. Dernek, Horanlar, Vaftiz bölümü gibi bölümleri restore etti. Yapı ikili bir fonksiyonla faaliyet gösterecek. Ermeni cemaatinin ayin, vaftiz, düğün gibi etkinlikleri gerçekleştireceği yapı aynı zamanda kültür merkezi olarak da hizmet verecek. Yapının girişinde 3 dilde Türkçe, Ermenice, İngilizce Malatya 3 Horan Kilisesi, Taş Horan Kültür Merkezi ibaresi yer alacak. 26 Ağustos'ta resmi bir açılış töreni gerçekleşecek. 28 Ağustos'ta kilise kutsanacak ve 29 Ağustos'ta da Patrik Maşalyan'ın katılımıyla ilk ayin gerçekleştirilecek. Batı Ermenistan'ın Van Gölü'nde bulunan 4 büyük adadan biri olan Kıduts Çarpanak Adası'na Tuşba Belediyesi'nce antik yoldan su altı yürüyüşü etkinliği düzenlendi. Belediyeden yapılan açıklamaya göre Van Gölü'ndeki tarihi ve doğal güzelliklere dikkati çekmek, adadaki Ermeni Kıduts Manastırı'nı turizme kazandırmak amacıyla etkinlik gerçekleştirildi. Van Gölü kıyısında bir araya gelen onlarca kişi yaklaşık 1 kilometrelik mesafeyi yüzerek, sığ noktalarda da yürüyerek adaya ulaştı. Etkinliği her yıl düzenlediklerini ifade eden bir aktivist, "Bu antik yola vurgu yapmak istedik. Adanın tarihi bir geçmişi var. Adanın diğer adalar gibi turizme kazandırılması için bir farkındalık etkinliği yaptık," dedi. Artsakh Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı'ndan Armenpress'e yapılan açıklamada, Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan 13 Ağustos günü saat 2.30 sularında Artsakh Cumhuriyeti Savunma Ordusu birliklerinin Yukarı Veysal, Sığnak köyleri ve Şuşi yakınlarındaki Azerbaycan mevzileri yönünde ateşli silahlarla ateş açtığına ilişkin açıklamanın gerçekle bir ilgisi olmadığı ifade edildi. Yapılan ilgili açıklamada Azeri tarafının bu tür yanlış açıklamalarla daha fazla provokatif eylemlere zemin hazırladığı açıktır. Artsakh Savunma Ordusu birlikleri ateşkes rejimine sıkı sıkıya bağlı kalıyor ve sadece Azerbaycan provokasyonlarına karşı misinlemede bulunuyor denildi. Camping Kulüp adlı seyahat şirketinin yöneticisi Diana Ohanyan, Artsakh Press muhabiriyle yaptığı konuşmada Artsakh sakinleri için vatan tanıtımı kampanyalarının düzenlendiğini ifade etti. Ohanyan, Artsakh'tan Seferler adlı programın ana hedeflerinden biri vatanı tanıma gelişimi, birliğin güçlendirilmesi ve kalıcı bağının sürdürülmesidir. Programda Garni Gerhard Çarenc Kemeri, Taşların Senfonisi, Patrik Maştos Şapeli, Dilican, Sevan, Zahkazor Seferleri yer alıyor. Yolculuk 7.30'da başlayıp 21'de sona eriyor. Bir kişi için ücret 25 bin Ermeni dramıdır, dedi. Batı Ermenistan'ın Ardahan-Kars sınırında yer alan Çıldır Gölü'nde üreme dönemini tamamlayan göçmen anaç kuşlar, yavrularıyla kanat çırparak sonbaharda yapacakları göçün hazırlıklarına başladı. Çıldır Gölü her mevsim farklı doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini hayran bırakıyor, yazın serin havası ve çevresindeki alanlarda barınan kuş türleriyle ilgi görüyor. Başta Van Gölü martısı olmak üzere pelikan, yaban kazı, karabatak, ördek gibi kuş türlerine yaşam alanı sunan göl şu sıralar kuş cıvıltılarıyla şenleniyor.
Bazı kuşlar da yöredeki üreme alanlarından uzaklaşıp göl kıyılarında beslenip göç öncesi güç depoluyor. Geçen yılın başında Kürt asıllı Fatih Güden'in Batı Ermenistan'ın Van kentinde korunan Ermeni kiliseleri konulu belgesel filminin ilk gösterimi Türkiye'de gerçekleşti. Ardından film dünyanın diğer ülkelerindeki festivaller çerçevesinde gösterime sunuldu. Film henüz Ermeni izleyicisiyle kavuşmadı. Ancak Fatih Güden bu yılki Altın Kayısı Film Festivali'ne katılmak için başvuruda bulundu. Filmin yaratıcısı ile yapılan çevrimiçi sohbette filmin çekimleriyle ilgili konulara değinildi ve Güden özellikle Batı Ermenistan topraklarında hala ayakta duran tarihi yapıların korunması ve definecilerin hedefi olduğu üzücü gerçeğine dikkat çekti. Sanat tarihçisi ayrıca fotoğraf ve tuval sergileri ve diğer çeşitli etkinlikler düzenleyerek bazı dağ köylerinde yaşayan çocuklar için sanal gerçeklik gözlükleriyle bu anıtların ziyaret edilmesini sağlamak istiyor. Tarihçi konuşmasını şu düşünceyle bitiriyor. Bu anıtlar zaten birer hazinedir. Bu yapıları bu bölgenin yetimleri olarak algılıyorum. Burada yaşadığım sürece birlikte yaşadığım toplumda bilinç oluşturmaya çalışacağım. Gerçek hazine yerin altında değil, yerin üzerindedir ve onu her geçen gün yok ediyoruz. Ermenistan Cumhuriyeti Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle Sarer adlı kültürel sivil toplum kuruluşu 23-29 Ağustos tarihlerinde Yerevan'da ilk kez Ermenistan Cumhuriyeti'nde Samet Uluslararası Çağdaş Dans Yaz Festivali düzenleyecek. Proje, St. Petersburg'daki Canon Dans adlı dans evi, Yerevan'ın Gomidas adlı devlet konservatuarının opera stüdyosu ve Balmanukyan Dans Project şirketi ile işbirliği içerisinde yürütülmektedir. Festivalin ana platformu konservatuvarın opera stüdyosu salonudur. Modern dansın tüm belirtilerini, dans gösterilerini ve dünyanın farklı ülkelerinden koreograflar tarafından sahnelenen performansları içeren Sammet Festivali'nin özü, Ermeni çağdaş koreografların en iyi performanslarını bir araya getiren Ermeni sunumudur. Modern dansa adanan bir hafta sürecek festivalin kapanışı ünlü Rus şirketi Moskova Bale tarafından Tüm Yollar Kuzey'e Çıkar performansıyla kutlanacak. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Nersik İspiryan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Zarzant Turki Derit adlı eseri sunuyoruz. Zarzant Turki Derit Halat vesan, kodor vesan Ergir tomi muherata Ayaman, 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 ayaman Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.